Şimdi telefon altımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz var. Kendisiyle Karadeniz'de meydana gelen bu depremi değerlendireceğiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Geçmiş olsun hepimize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi depremin bulunduğu lokasyon itibariyle, derinliği itibariyle çok bizi özellikle Kuzey Anadolu fay hattı ve beklenen Marmara depremi itibariyle korkutacak nitelikte olmadığı yönünde bir görüş birliği var. Öncelikli olarak buna katılıyor musunuz? Bunu bir soralım. Ve depremin genel bir fotoğrafını ben size haberde zaten verdim. Takip ettiniz. Evet. Neler aktaracaksınız bizlere? Söz sizde. Elbette. Yani bunun Kuzey Anadolu fayıyla ilgisi olmadığını baştan söyleyelim. Çünkü Karadeniz'in içerisinde olan bir deprem. Karadeniz'in deprem tarihine baktığımız zaman çok geniş aralıklarla zaman zaman 4 büyüklüğünde, 3 büyüklüğünde depremlerin, 5 büyüklüğünde depremlerin üretildiğini görüyoruz. Bunların içerisinde bir tane istisna var. 1968 Bartın depremi 6.4 büyüklüğünde. Ancak onun da çok büyük ihtimalle karaya çok yakın olduğu, yani bugünkünden çok farklı bir sistemde olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü deprem aşağı yukarı Kandıra'nın 180 kilometre kuzeyinde meydana gelen bir deprem. Oraya baktığımız zaman orası hakkındaki bilgilerimiz sismik verilerle sınırlı. Sadece işte gemilerle, petrol şirketleri tarafından ya da bilimsel amaçla alınmış sismik kesitler var. Buradaki fayları görebiliyoruz. Bu yapıya baktığımızda depremin olduğu yerde önemli bir fay, bilinen bir fay, aktif bir fay yok. Ya böyle bir fay var ve bizim bilgilerimiz buna yeterli değil, henüz buraya dair bir bilgimiz yok. Ya da bu Karadeniz'in içerisinde çok kalın bir çökel istifi var, 14-15 kilometre. Onun içerisinde meydana gelen oturmalar ya da onun içerisine özgü kısıtlı bir fayda meydana gelen bir deprem olma olasılığı olan bugünkü depremden bahsedebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam aktardığınız bilgiler için. Hepimize geçmişler olsun bir kez daha. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. İyi yayınlar.